Merhaba arkadaşlar, CoinLand YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni bir Play to Earn oyunu olan Karastarı ve yapmış oldukları 50 bin dolarlık Airdrop'u tanıtacağım. Karastar arkadaşlar klasik bir Play to Earn modeli oyun. Herhangi bir yatırım yapmadan da oynanabiliyor. Ve şu anda test aşamasında ve test aşamasına katılan tüm katılımcılara e, topladıkları puanlara göre 50 bin dolarlık bir ödül dağıtacaklar. Bununla birlikte e, kazandığınız puanlarla e, hazine sandıkları satın alabileceksiniz. Bu sandıklardan e, oyunda kullanabileceğiniz e, itemler çıkıyor arkadaşlar. Skinler çıkıyor. E, şimdi Öncelikle nasıl puan kazanacağınızı göstereyim. Öncelikle e, üye oluyoruz arkadaşlar. Üye olduğumuzda direkt 20 puan kazanıyoruz. Ve sosyal medya görevleri var. Twitter sayfasını takip etme, Telegram kanalına katılma, Discord kanalına katılma ve Reddit sayfasına katılma görevleri var. Bununla birlikte 3 arkadaşınızı davet ederseniz 200 puan. 5 arkadaşınızı davet ederseniz 333 puan, 10 arkadaşınızı davet ederseniz 667 puan ve 20 arkadaşınızı davet ederseniz 1333 puan kazanacaksınız arkadaşlar. Ve günlük görevler de var arkadaşlar. Bunları oyunu açtığımızda size anlatacağım. Ve burada bakın bir görev daha, bir ödül daha var. Her sizin linkinizle, referans linkinizle her üye olan kullanıcı için 20 puan ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Üye olmak için öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten bu sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Get it now yazan yere tıklıyoruz. buraya mail adresimizi yazdık. Bir şifre oluşturuyoruz. Ve mail adresimize onay kodunu gönderiyoruz. Signal Now yazan yere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi üyeliği tamamladık arkadaşlar. Ve direkt bize 20 puan verdi. Buradan Connect Wallet'e tıklayarak Karastar'ın kendi ağı olan test ağını e, ekliyoruz arkadaşlar ve e, burada test ağını eklediğimizde normalde bize e, 10 x dayı vermesi gerekiyordu ama burada vermedi. Neden vermedi bilmiyorum bunu. E, normalde 10 x dayı e, ödül vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bu e, x dayı zaten e, sadece Test aşamasında geçerli olan bir token arkadaşlar normalde kullanılamayacak bir token test aşaması bittiğinde yani hepsi silinecek. Normalde arkadaşlar 10 XDAI token ve 3 tane Kara NFT vermesi gerekiyor üye olduğunda belki ben ikinci kez hani üye olduğum için vermemiştir onu bilemiyorum. Siz üye olduğunuzda normalde burada 3 tane size kara NFT vermesi gerekiyor. Çünkü bunları oyunda kullanacağız. Home yazan yere tıkladığımızda arkadaşlar bakın burada Windows, Google Play ve App Store uygulamaları var. Buradan uygulamayı indiriyoruz. Fakat uygulamayı indirdiğinizde arkadaşlar sıkıntı çıkabilir bunu söyleyeyim. Çünkü ben bayağı uğraştım ee, bir update olayı var ee, update çıktıktan sonra e, oyunun kurulumunu bir türlü yapamadım ben ee, eğer sizde kurulum yapılırsa sıkıntı yok devam edin hani e, üyeliğinizle giriş yapıp oynamaya devam edebilirsiniz fakat kurulum yapamazsanız diye e, burada e, güncellemesi yapılmış olan bir versiyonu linkini size vereceğim buradan indirebilirsiniz Ben buradan indirdim arkadaşlar oyunu şimdi oyunu indirdik oyunu indirdikten sonra oyunu açtık Arkadaşlar şimdi sosyal medya görevleri var diye onları buradan yapmanız gerekiyor arkadaşlar oyundan yapmanız gerekiyor şehir yazan yere tıklıyorsunuz. Buradan Telegram, Discord, Twitter ve Reddit görevlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman puanlarınızı alacaksınız. Oyunun diğer özellikleri. Bakın buradan karası tıkladığınız zaman size vermiş olduğu karaları, NFT'leri buradan görebilirsiniz. View Details'e tıklayarak da özelliklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Yine Team'e bastığınız zaman da elinizdeki NFT Team'lerini, e, takımlarını görebilirsiniz. Tasks yazan yere tıkladığınız zaman bakın. Bu görevleri tamamladığınız zaman e, size günlük 10 tane UMI token verecek arkadaşlar. Bu UMI tokenler e, test aşaması bittikten sonra e, ödül almamıza yarayacak. Ödül almakta kullanacağız. E, günlük girdiğiniz zaman check-in deyip e, birinci görev tamamlıyorsunuz. E, daha sonra dungeon battle'da 10 e, sefer savaşıyorsunuz. Arena arena battle'da 5 e, kez savaşıyorsunuz. Ve buradan 10 tane UMI'yi Kazanıyorsunuz arkadaşlar. E ne kadar çok burada oyun oynarsanız, o kadar çok e, puan toplayacaksınız ve e, 50 bin dolarlık ödülden payınızı daha fazla yüksek miktarda alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arena görevini e, size göstermeden önce şurada iki tane item var. Bakın, e, burada e, bu turp şeklinde olan enerji arkadaşlar. E, bu enerjiniz günlük 20 yani ilk başta 20 tane veriliyor. Bu belli sürelerle artıyor. Fakat bu sıfıra düştüğü zaman arenada savaşamazsınız arkadaşlar. Yani ne kadar enerjiniz varsa o kadar savaşabiliyorsunuz. Bu da UMI tokenleriniz gösteriyor. Ne kadar kazanırsanız o kadar burada UMI'niz oluyor. Ben çekim yaptım denemek için. 70 tane UMI tokeni çekim yaptım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size birazdan. Öncelikle bakın arenayı tıklıyorum. Bizim için maç arıyor şu anda. Maçı buldu. Burada 3 tane kartımız var ve buradan saldırı şekillerini seçiyoruz kendimiz. İstediğimiz saldırıyı seçebiliriz ve starta basıyoruz. Buradaki karşımızdaki NFT'lerin Özelliklerine göre saldırıları değiştirebiliriz. Bazı saldırılar, bazı NFT'lere fazla etki etmiyor arkadaşlar. Karşı tarafın hamle yapmasını bekliyoruz. İkinci NFT'sini de yok ettim. Şimdi son NFT'si kaldı. Bu karşımdaki rakip oynamıyor arkadaşlar. Yoksa e, karşıdakinin de bana vur, yani benim NFT'lerime saldırması gerekiyor. Bakın burada kaç tane gösterirse o kadar buradan kart seçme hakkınız oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandım arkadaşlar. Ee, bakın burada Share yazıyor. Hani burada günlük görevlerde Share görevi vardı. Bakın Reddit, Twitter, Discord gibi günlük Share görevleri vardı. Buradan kazandığımızda Share'e tıklayarak Paylaşım yaparsak 5 puan kazanıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın kazandım ve 5 Umi token hesabıma geçti benim. Bir de Dungeon e, versiyonu var oyunun onu göstereyim sizlere. Bakın burada bir NFT'miz var bizim. Bu NFT ile bu su gidip bilgisayara karşı savaş yapıyoruz. Bakın burada 5 hamle şansım olduğu gösteriyor. Bütün hamleleri seçtim ve başladım. 4 tane hamle şansım olduğunu gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi oyunu kazandım. Yine bakın burada şehir çıkıyor. Bunu da paylaşarak 5 puan kazanabilirsiniz. Buradan 6 Umi token kazandım. Burada kilitli bir kapı var. Bu kilidi açmamız için anahtar bulmamız gerekiyor öncelikle. Burada odaları dolaşmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu su damlacıklarını da tıklayarak bölümdeki karşılaşmaları tamamlamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde hamlelerimizi seçtik. Dungeon bölümü biraz uzun sürüyor. O yüzden video uzayacak arkadaşlar. Hani uzamaması için bir bölümünü e, kesebilirim videonun. Bu dungeon bölümüyle ilgili. Çünkü zaten hani mantığı anladınız sanırım. Bu savaşı da kazandım. Buradan da 6 Umi kazandım. Bakın anahtar burada. Anahtara gitmeden maalesef yanlışlıkla oyunu tıkladım. Hızlı bir şekilde bunu da geçip anahtarı size göstereceğim. soncum bölümünde ne yazık ki buradaki NFT'lerinizin canı tekrar dolmuyor arkadaşlar. İlk NFT'miz öldü. Yine kazandık oyunu. Şimdi burada bakın bir tane daha hazine sandığı var. Anahtarımızı aldık. Kilitli olmayan hazine sandıkları da var. Bunları da e, alıp e, UMI tokenleri kazanabiliyoruz. Arkadaşlar dungeon bölümünde e, bütün bu su damlacıklarını yeşil gibi olan su damlacıklarını bitirdiğinizde e, final olarak e, bu e, turuncumsu e, su damlacığı görünüyor. Finalde bunu bitirmeniz gerekiyor. Leveli tamamlamak için. diğer karşılaşmalara göre biraz daha zor olabiliyor final karşılaşması Ama büyük olasılıkla kazanırsınız arkadaşlar Gördüğünüz gibi sonuncu NFT'yi de öldürdüm ve eee dungeon bölümünü bitirdim arkadaşlar. Next level'e geçmeyeceğim. Şimdi buraya tekrardan geliyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi bir anda Umi tokenlerim 76'ya çıktı. Fakat buradaki enerjim 2'ye düştü. Burada arkadaşlar size e, Şu mine bölümünü göstermek istiyorum. Mine yazan yere tıkladığınızda e, Burada sizin e, Kazanmış olduğunuz e, UMI tokenleri gösteriyor e, Kara NFT'lerinizi gösteriyor e, XDAI Marketten kazandığınız XDAI tokenleri gösteriyor ben 70 tane cüzdanıma çekmiştim burada bakın görünüyor. 76 tane de biraz önce kazandım. E, çekmek için arkadaşlar burada klaymi tıklıyorsunuz, çekmek istediğiniz e, miktarı yazıyorsunuz ve çekimi yapıyorsunuz. Zaten cüzdan adresinizi bağladığınız için direkt cüzdan adresinize gidiyor arkadaşlar. E, bu Umi token'in de e, size e, açıklama kısmına kontrat adresini bırakacağım bakın burada invite-earned yazıyor buraya tıkladığınız zaman burada share yazıyor share'e tıkladığınızda sizin e, referans linkinizi kopyalamış oluyorsunuz e, bu referans linki ile arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz Arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla puan toplayabilirsiniz. Şunu unutmayın: Hem 50 bin dolarlık ödülden payınızı almak için hem de hazine sandıklarını açabilmek için en az 300 puan toplamanız gerekiyor. Beta testi bitinceye kadar bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir de Market Play'si göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada insanlar e, geliştirdikleri umileri hani e, karaları NFT'leri e, burada satıyorlar XDAI karşılığında e, daha fazla e, XDAI yapmak için kazanmak için e, ellerindeki X e, ellerindeki kara NFT'leri e, yüksek bedellerle satıyorlar ve buradan tekrar e, atıyorum e, 14 veya 13 işte e, X karşılığında satıyorlar, işte 12, 11. E, X karşılığında tekrardan alıp e, oynamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Buradaki share yazan yerde, bakın, view details yazıyor. Bunu açtığımızda. Bunu mobilden görebilirsiniz arkadaşlar ancak. Main yazan yere tıkladık. Burada inventory yazan yere tıklıyoruz. Bakın burada benim 3 tane kara NFT'im çıkmış oldu. Bir tanesinin üzerine tıklıyoruz. bakın burada Sel yazıyor buradan sele yazıp ve tıklayıp burada istediğiniz miktarı buraya yazabilirsiniz istediğiniz kadar e, hani X sayı karşılığında e, satabilirsiniz kon e yazdığınızda direkt e, elinizdeki Kara marketplace'e gönderilmiş oluyor arkadaşlar e, Hani yüksek bedelle satabilirseniz e, daha az bedelle işte 12-11 dayı bedelle, x dayı bedelle tekrardan alıp oynamaya ve levelini arttırmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Oyunda hani göstermediğim bir şey kalmadı sanırım. Bu ana sayfada da bakıyorum hani bir göstermediğim bir şey var mı diye. Sanırım eksik bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, bakın şunu söylemek isterim size. Hani böyle e, oyunlar hani neden önemlidir? E, Mobox diye bir e, oyun var arkadaşlar. E, onlar da hani play to earn modeli oyunları var hani birkaç tane. Ee, hani açıkçası biz de onun airdroplarına falan katılmıştık ama e, oyunu önemsemedik ve orada hani insanlar bir sürü e, NFT'ler kazandılar veya satın aldılar ucuz olarak hani 200 dolara 100 dolara bir sürü NFT satın aldılar ve o, ve o NFT'ler şu an arkadaşlar e, en ucuzu 2000-3000 dolardan gidiyor ve satmıyorlardı hani satanlar oluyor ama satmıyorlardı ve oyundan hani ciddi miktarlarda e, paralar kazanıyorlar Hani e, 1500 mobox e, kazananlar var Hani birinci bin, 1500 mobox kazanmış geçen e, sezonda e, 1500 mobox yani çok iyi para moboxun Hani 4.11 e, 4.12 e, USDT değerinde olduğunu düşünürsek çok çok iyi paralar kazanıyorlar O yüzden e, hani bu oyunu erkenden Hani katılıp bir şeyler kazanabiliriz hem 50 bin dolarlık ödülden e, kazanımlar yapabiliriz hem de hazine sandıklarıyla e, işte kara NFT'lerini kazanabiliriz farklı şeyler kazanabiliriz ve oyunu hani e, erkenden erişmiş oluruz erken başlamış oluruz e, oyunu oynamaya e, bakarsanız ileride güzel bir kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar e, kafasına yatan varsa hani bu tür oyunları bu tür play to earn modeli oyunları e, sevenler varsa size anlatmaya çalıştım baştan sona ve e, isteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten üye olabilirler MetaMask'a e, Karastar test ağını ekleyemeyenler için e, bir link bırakacağım arkadaşlar uygulamayı kuramayanlar için de bir link bırakacağım daha önce de söylemiştim e, uygulama ve oyunla ilgili anlatacaklarım bu kadardı e, Umarım beğenmişsinizdir e, Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın